Merhaba sevgili dinleyiciler. Biz Söz Sözü Açtı programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Harvas efendim. Erdem Aydoğdu var bugün teknik serviste. Efendim teknik masada sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Emekli Kurmay Albay Ziya Burcuoğlu stüdyoda konuğum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Ata Bey. Evet şimdi gazeteleri görüyorsunuz yorumcular efendim herkes yorum yapıyor, gazeteciler konuşuyor. Bir şey var ama şimdi biliyorsunuz bir NATO toplantısı var ve burada Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Biden bir 40 dakika konuşacaklar. Eskide NATO ve Varşova Paktı vardı. Varşova bitti şimdi NATO var. Efendim, e, şu bittikten sonra biliyorsunuz Amerika'nın bir siyasal İslamcı örgütleriyle mücadelesi var. Fakat bunu yaparken e, aynı zamanda e, İslam dinine hatta Müslümanlara çok ciddi saldırılar var. Onu da söyleyelim. İslamofobi gibi bir moda başladı. E, tabii burada bir, bir şey daha konuşulacak. Ben toptan sorayım. E, biliyorsunuz bizim Suriye hudutlarımızda. Bir PKK-YPG terör örgütü evet. kurulmak isteniyor. Türkiye'de buna müsaade etmiyor ve Biden'ın seçimler sırasında bir mesajı var. Biz bundan sonra darbe değil, peki, muhalefet edeceğiz. Hedefte Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti var. Bunu da zaten... Ee, bu anlaşıldı. Bütün bunların ne anlama geldiğini bir 40 dakikalık bir görüşme olacak iki evet. arasında. Bir sizin yorumlamanızı. Adam efendim. Bir haftadır bu televizyonlarda hep bu konu konuşuluyor. Abi. Öyle bir hava oluştu ki sanki e, Biden'la e, bizim Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın görüşmesiyle. E, Türk-Amerikan ilişkileri düzelecekmiş gibi bir hava oluştu. Evet. Yani ben onun üzerinde durmak istiyorum. Ee, şimdi e, tabii ikisinin görüşmesi nerede oluyor? Ee, Brüksel'de. Evet. Yani bir NATO toplantısı var. Senelik. Bu NATO toplantısı da önemli bir toplantı. Bu toplantı vesilesiyle. ...orada bir 40 dakikalık görüşme yapacaklar. Şimdi burada bu Amerikan Türk Amerikan arasındaki problemler işte s 400 problemi, F35 problemi sınırımızda bunlar bunlar bir anda olacak, halle olacak değil. 40 dakikalık bir görüşmeyle. Ne olur? Bunlar müzakere için olur. Belki şu olabilir güncel bir konu e, Ata Bey Afganistan'dan çekiliyor Amerika ...havaalanını... alanını e, Türkiye'ye vermek istiyorlar. Evet. Bu belki somut olarak bu konuşulabilir. İkincisi Türk Amerikan ilişkilerinde ticaret e, gelişmesi e, görüşülebilir. Yani elle tutulan şeyler o süre içerisinde budur. Diğer konular ana konular nedir? Ee, müzakereler yoluyla işte heyetler arasındaki görüşmelere e, aktarılır. Dolayısıyla çünkü e, Amerika ile Türkiye arasındaki bu problemler 19, ...2013 yılından beri sistematik bir şekilde geliyor. Ata ve evet. hatırlayın Gezi olaylarıyla 17-25 Aralık olaylarıyla ondan sonra gelen bütün olaylar ee, sanki bitmedi en son 15 Temmuz. Daha sonra bu dolar taarruzu diyoruz falan ekonomiye. E ekonomiye. Şimdi bu devam ediyor yani ve devam edecek öyle gözüküyor. Dolayısıyla bir görüşmede bu iş olmaz. Kaldı ki Biden daha e, şeydeyken e, seçim kampanyasındayken de Türkiye'de e, muhalefeti birleştireceğiz. Artık darbeyle değil e, siyasi partileri birleştirerek Erdoğan'ı öyle indireceğiz diye Bu kampanya yapıyor. Bu bundan vazgeçmiş değiller. Dolayısıyla bu Niye yani şeyde... güneyimizde evet. bir PKK YPG devleti evet. kurulmasın, evet. şey kurulmasını istemediği için Sayın evet. Erdoğan ya da hükümet Türkiye Cumhuriyeti bu. devleti bunu evet. istemiyor. Evet. En önemli konu bu. Biden zamanı şeyde Trump zamanında da binlerce tır geldi oraya. Şimdi yeni öğreniyoruz. Uçak savarlar, füzeler vesaireler Tabii. geliyor. Bunlarla bir şey yapacak Amerika ee, kaç senedir. Kaldı ki Trump Suriye'den çıkacağız dediği halde e, Pentagon'a bunu dinletemedi, uygulatamadı. Dolayısıyla bu iş böyle devam edecek gibi Dolayısıyla gözüküyor. Dolayısıyla sözünüzü evet. kesiyorum. Şimdi e, PKK-YPG'nin siyasi kolu olan e, bir partiyle de o partileri bütünleştiler bir araya getirdiler. Evet. Amaç bu yani değil mi Aynen efendim? Aynen öyle. Evet. Şimdi Ata Bey bu NATO toplantısıyla ilgili bir iki uzuvsu arz etmek istiyorum. NATO bu konseptinde çok yeni bir, bir strateji söz konusu olabilir mi? Evet. Buyurun. Onun için toplanıyorlar. Buyurun. Bir de bu pandemiden sonra yüz yüze yapılan ilk büyük toplantı. Hmm. Bu önemli bu yönüyle. Esas önemli olan bakın 1990 yılında Sovyetler Birliği dağıldı. Akabinden Varşova Paktı dağıldı. Bitti. Ama NATO devam etti. NATO'nun bitmesi lazımdı. Evet. NATO bitmedi. Dağılmadı. Bir tehdit yok. Dağılmadı. Ne yaptı? Yeni bir tehdit ortaya çıkardılar. Nedir bu? işte terörle radikal İslam ismi altında hmm. adeta Müslümanları e, hedefe koydular. Ve bunu İngiltere o kadın başbakanı vardı demir leydi dediler bunu açıkça söyledi o zaman şimdi tehdit Müslümanlar dedi bakın ve ondan sonra NATO stratejisini bunun üzerine bina etti günümüze kadar bu böyle geldi. Şimdi ama orada bir adım var efendim. Orada evet. Müslüman grupları önce politize ettiler, evet. sonra terörize ettiler. Yani Aynen terör örgütleri de i̇şte korarak onlar üzerinde DEAŞ'ları, Taliban'ları vesaireleri tabii, tabii. hep bunlar tabii. Kır... Taliban. Ve Bunu Hatırlayın evet. Bush o 2001 yılındaki o 2001 e... İkiz İkiz olayında Saldırısı. ne dedi? Kruvazat dedi. Yani Haçlı seferini başlatıyoruz dedi. Kime karşı? Müslümanlara karşı buydu hmm. NATO demek Amerika demek yani tamam. abi. Evet. Şimdi bunu uyguladı. Şimdiye kadar NATO ve Amerika bunu uyguladı. Trump e, bun, bundan e, biraz el çektirmişti. E, NATO'nun e, evet. şeysini masrafını biz çekiyoruz. Amerika'yı şey Avrupa'yı biz koruyoruz. Masrafını da biz çekiyoruz. Bunlar hiç katılmıyor masraflara diğer res çekmişti hatırlarsınız. Tabii, doğru. Şimdi NATO'nun bu andaki toplantısı yeni bir strateji oluşturuyor. Oluşturdular. Bunu şimdi resmiyete döküyorlar bu toplantıyla. Nedir ilgilen. bu strateji? Şimdi görünen o ki işte iklim iklimle ne ilgisi varsa NATO'nun <laughs> göçe karşı ondan sonra bu e, sibernetik saldırılara karşı hmm. e, yeni stratejiler e, hazırlanmış. Bunları görüşüp bunları karara bağlayacaklar. Onaylatacaklar. Ya da COVID-19 <laughs> mikrobu bir şey <laughs> e, saldırısı mı? Değil Aynen. mi efendim? Biyolojik evet. bir saldırı mı? saldırı Ve bunu Çin <laughs> şeyde mi üretti? <laughs> Laboratuvarlarda mı üretti? Evet bunu Ve da konuşacaklar. Bir de işte demokrasi vesaire demokrasi diyorlar. Demokrasi bitmez. Evet. Evet. Bunları konuşacaklar. Tabii burada yani e, dikkat etmek lazım. E, bu anlaşmalarda, bu tip şeylerde öyle bir cümle koyuyorlar ki Hı. araya sizi sonra bu mahkum ediyor. Burada ha. dikkat edilecek şey bu. Yani e, NATO toplantısında, o zaman bu, e, bu, bu, burada konusunda... demokrasi kelimesi çok önemli aslında. Demokrasi evet. mesela. Evet. Hmm. CHP Genel Başkan ha. Yardımcısı devam ediyor mu bilmiyorum eski hariciyecinin evet. demokrasi devam. şeyi vurgusu var tabii, bir tabii. bir evet. toplantıda evet. bu şeyden evet. önce biz i̇şte biz hatta bir Amerika'dan demokrasi kurtarın. talep ediyorlar. Evet. Tabii yani Türkiye'yi evet. bu, bu iktidardan evet. bu ortamdan kurtarın şeyi var. Yani bu toplantıda belki Cümlesi en var. önemli konu NATO toplantısında bu husustur. Yani bu böyle bir şey bir madde koyup bu maddeyi demokrasi kullanarak vurgusu. demokrasi vurgusu yaparak hı hı. E, hükümeti Sayın Erdoğan'ı e, yıpratmaya çalışacaklar. Vay Bu be. gözüküyor. Bir yani bir şey. dolayısıyla NATO niye kurulmuştu? Komünizme karşı evet. vesaire. O bitti. Hı hı. O bitti. Hı hı. Ama dediğim gibi bakın bitti 30 senedir. Bir 15-20 senede bir böyle yeni bir strateji hı hı. oluşturuyorlar ve bunu uyguluyorlar. E, arz ettiğim gibi e, Varşova paktinden sonra hedefe Müslümanlara İslam'ı koydulardı. İşte DAEŞ'i kurdular, Taliban kurdular, diğer El -Kaide, El Kaide vardı, Kendi'si Hizbullah kurdular. vardı, devam ve ediyor dikkat evet. Dikkat edin Orta Doğu'da ve Asya'da hep Müslüman ülkeler birbirine e, girdi. Kırdırılıyor. Bir hep savaş ve var. huzursuzluk Bakın, var. Evet. Ata Bey, tarihi bakarsak son 200 yıldır, 300 yıldır Avrupa hep birbirini yemiştir. Tabii. Bakın birinci dünya harbinde öyle birbirleriyle Tabii. ikinci dünya harbinde öyle şurada 40 sene 50 sene önce. Doğru ırk, Şimdi, din, mezhep evet, savaşları. Evet. evet. Şimdi NATO'nun barışa büyük hizmet ettiği ve muvaffak olduğu ifade ediliyor. Doğru kendileri açısından ama. Tabii. Bakın bu da çok önemli bir konu Ata Bey. Yıllarca birbirlerini katlettiler, öldürdüler. Milyonlar ama onlar öldü. 70 yıldır. Evet. Bakın, i̇şte o konsepti ha. bu bölgeye taşıdılar. Evet. Bravo. Şimdi 70 yıldır <laughs> Avrupa'da hiçbir birbirini yok. Ne Almanya, Fransa'yı, ne Abi. şeyi. Hiç. Dolayısıyla bak, ama biz 70 yıldır NATO'dan fayda mı gördük, zarar mı gördük? Yani. Geçen programda da arzı iki, e, 27 Mayıs darbesini bahsederken arz etmiştim. 27 Mayıs darbesiyle beraber Amerika adeta Türkiye'yi al aldı ve bir sömürge ülkesi gibi yönetmeye kalktı. Bunu hala devam ettirmek istiyor. Dikkat edin, o yapılan darbeler bunlar Türkiye'nin demokrasisine de. ...ekonomisine de, sosyal hayatına da her şeyi etki yapan bir konu. NATO'nun böyle bir faydası mı oldu? Bakın en yakın Suriye meselesi çıktığı zaman... ...bizim biliyorsunuz hava savunma zafiyetimiz var. Komşularımızda vardı, evet. yok. Ne yaptık? NATO'dan e, patriotları istedik. E, İspanya, Hollanda galiba gönderdi. Tabii, tabii. Fakat araya bir şeyler girdi kendi menfaatleri girince hopsu geriye çektiler 15 gün sonra e, o patriotları evet. ve bizim Suriye'ye karşı hava e, şeyimiz korumasız, hale, korumasız geldi. hale geldi. Onun için Amerika'da... parayla da satmadı. Tabii. Onun için S400'leri Rusya'dan, Rusya'dan aldık, aldık bunu. Ki Suriye'de bunu, ve bunu e, Trump da evet. böyle açık açık söylüyor Öyle ya değil. adamlara biz satmadık, aldılar. Yapılacak Tabii. bir şey. Yani kendi o Pentagon'unu, kendi e, derin devletini e, şey yapmıştı. Fasiyet aslında. Evet. E, Trump'ın e, böyle bir e, e, şeysi yok. E, nedir o e, gizli bir ajandası yok. ...içindekini dışına soruyor ve... E, ...işte Afganistan'dan... ...çekileceğiz dedi, Suriye'den... ...dedi, çekileceğiz artık şufa ama ...ama e, derin devlete... ...Pentagon'a eee söz geçiremedi yani. Amerika'da birkaç tane evet. Amerika var diyorsunuz. Evet. Peki. Aynen öyle. Ama yani... Suriye'de S3'ler var, Keza e... şeyde de var. Ee, Yunanistan'da, Yunanistan'da da var. Da o da var bir NATO yani. ülkesi zaten. Bu, bu var mesela. Ama bize gelince ya. hayır evet. sizde olmaz. Aynen NATO öyle. konseptine Aynen aykırıdır öyle. diyorlar. Peki. Evet efendim şimdi... bu bu günceli de konuşalım şimdi demesinler ya. Bu program hep tarih şey evet. yapıyor. Yani bugün <laughs> çok önemli bir gün. Evet. Ee, bakalım ne diyecekler. Evet. Peki efendim şimdi isterseniz bu konuyu... Atabey Gündel, güncel konu dediniz de Hı. şimdi bakın ben aşağı yukarı 50 yıldır görüyorum bu güncel bir konu Kanal İstanbul konusu gündeme geldi biliyorsunuz. Ya Atabey ben yaşadım hepsini gördüm birinci köprünün ikinci köprünün üçüncü köprünün yapılışları bunların hepsine karşı çıktılar muhalefet yani sadece o değil mimarlar odası bakın 1969 yılında ben çok iyi hatırlıyorum. Mimarlar odası evet evet diyor? karşıdır. Boğaz köprüsü Türkiye ve İstanbul'un başına gelen en büyük bir felakettir. ...20 milyarlık arsa spekülasyonuna yol açacak diyor. Bakın ve dava açıyor yaptırılmaması için. Kanal İstanbul için de bu aynı mimarlar odası dava açtılar. Hmm. Bakın o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Ecevit ne diyor? Bu Asma Köprüsü yapıyorlar. Bu köprüden mutlu azınlık, zenginler geçecek diyor. Bir Cumhuriyet Halk Partili e, Maliye Bakanı... Profesör Üstünel ne diyor? Köprü akıl ve hesap işi değildir diyor. Köprü diyor Boğaz'daki yalılarına erzak taşıyan motorlar için arabalar için <laughs> yapılıyor. Ya bunlar ya, gazetelerde Çok yazılıyor. Açın efendim. bakın arşive. Allah yani Allah. bu insan e, üzülüyor. Arşive getirmeyeceksin. Ya Ben mı geçiyor bunları? Zorundayız. Aynen öyle. Ya, bakın. Aracı nasıl geçireceğiz? 5'ten Üsküdar'a <laughs> kamyonlar geçerdi 2-3 gün. Efendim benim bir yakınım kamyonculuk yapardı. Bu sahil yolunda iki gün iki gece geçirdiklerini hatırlıyorum. Karşıya geçecek Bak, adam. Karşıya geçecek sıra bekliyordu. Evet. Üsküdar Kabataş arasında. Bakın bir önemli husus daha var. Bu da ibret olsun diye arz etmek istiyorum. Özellikle gençlere. Bakın birinci köprüyü Demirel yaptı. ikinci köprüyü Özel yaptı. Yani. Özel yaptı. Üçüncü köprüyü işte e, Erdoğan, yaptı. Erdoğan evet. yaptı. Diğerleriyle beraber ne yaptı? Demirel'i İnşaat mühendisleri odasından attılar... ...köprü yaptı diye. O mühendis ya oraya üyedir o. Evet. evet. <laughs> Özalı da, merhum Özalı da... ...elektrik mühendisi, Elektrik mühendisi odasından attılar. Hayır. ikinci köprüyü yaptılar diye. Hı. Yani şimdi... ...bunları yapınca bu gezi olaylarından sonra... ...ne çıktı? O üçüncü köprüye hayır... ...havaalanına hayır... Tabii, tabii. ...ondan sonra Kurtköy havaalanı... ...Marmara'ya Marmara hayır... ...şehir hastanelerine hayır... ...yani nükleer reaktöre ait... ...çok şükür ki bunlar yapılıyor. Bunlar yani, hayırcı. Evet, yani evet. bu kadar böyle bir muhalefet olur mu? Bir de en önemlisi de şimdi... ...bu iki muhalefet partisi... ...bu Kanal İstanbul'la ilgili... ...paralarını vermeyeceğiz diyor. Sanki iktidar oldular da... ...vesaire oldular da... Efendim, Ama bu çok tehlikeli bir evet, tehdit bu ya. Bu devlet hiyerarşisine... ...devlet anlayışına yakışmayan bir şey. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olamaz. Yani bunu iki muhalefet partisi dile getirdi. Çok büyük bunu, bir müteahhitlik evet, firması evet, var. Babadan evet, e gelen bir. Aynen ben öyle. sordum o delikanlı patrona. Evet. Dedim ki ya bu inşaat işlerinden vazgeçtim. Banka vesaire işlerine. Yahu dedi her gün tehdit ediyorlar. ...yarın öbür gün gelir gelirler dedi, bizim malımıza, mülkümüze el koyarlar. Peki dedim, bu yapan müteahhitler, onlar kahraman, kahraman dedi. Evet. Bak ciddi söylüyorum, onlar Türkiye'nin kahramanı. Ee, kazanıyorlar da, ya da kaybedeceklerse evet. ya da mallarına, mülklerine el koyacaklarsa da... ...adamlar her şeye rağmen Türkiye'de e, müteahhitlik yapıyorlar evet. yani. Bakın, Helal olsun dedi Gezi olaylarında Heh. ve ondan önce 7-24 olaylarında üçüncü köprüyü yapan müteahhitleri şey yapmadılar mı? İçeriye almadılar mı? Evet. Yani, yani Çok bu olacak bir şey değil. Yani bu zihniyet 50 yıldır Yaşadığımız bir zihniyet, bunun artık e, ortadan kalkması lazım Atatürk yani, yani İstanbul'dan bu kadar e, adım atacak yer yok, Evet. karşı tarafa evet. adam geçecek, evet. köprü yok... Evet. ...ya da Bursa'ya, İzmir'e evet. vesaire Ege'ye gidecek yol yok. Hiçbir işlem e, Körfezi yok. Körfezi dolaşıyorsun evet. Evet. Bir, bir buçuk evet. saat. Yani yapılanlara da karşı ya. çıkıyorlar. Bakın temel atmama töreni yapılıyor, nedir? Ee, ...arıtma tesisi... ...bakın şimdi neticeyi görün... Tabii. ...yani... E, ...haliç kokuyor... Evet. ...deniz sarıyası... ...sadece deniz gerçi saryası. o sebep değil ama... ...esas konu bu... ...siz buna mani oluyorsunuz geçen sene... ...hatırlayın... Dö, ...kokmaya başlayınca... ...bakın geçen hafta e, eski... E, İSKİ müdürü, eski e, orman ve tarım bakanı bir konuşma yaptı Aha. diyordu bizim zamanımızda biz her ay e, halici kontrol ediyorduk bütün e, arıtma tesislerini yeniledik ve e, halicide balıklar e, tabii üremeye tabii. balık tutmaya başlanıldı ve her ay e, kontrolünü yapıyorduk diyor ama iki senedir İstanbul ma maalesef ee, bu hale geldi ve İstanbul'a yazık oluyor. İstanbul gibi tarihi bir şehre. O arıtma evet. testlerini araştırdım be. Belediye şeylerinde vardır. O sayfasına girdiğinizde Nurettin Sözen Bey iki tane yapmış. Yani üçünü evet. tamamlayamamış. Bedrettin e, Dalan Bey e, üç tane görünüyor. Ak Parti 82 tane yapmış. Evet. Arıtma testi evet. yapmış ya adam. 82 tane. E şimdi artık hesaplayın yıla kaç tane düşüyor? Çünkü Marmara Denizi'nde <laughs> evet. 15 mi 16 milyon insan İstanbul'da yaşıyor abi. Şimdi tabii e, yani Yüze yakın dereler akıyor İstanbul'dan e, Halice ve Marmara'ya <laughs> yani esas e, sebeplerden biri bu. Tabii. Şimdi Diğer bilim e, de bu. e, bunun için dün evet. de şey e, zaten e, ulaştı imzaladı Sayın Cumhurbaşkanı da bilim kurulu var artık Marmara Denizi evet. için denizlerimiz evet, için evet. de Marmara Denizi için özellikle. Artık bu işi evet. devletin evet. el atması el at, gerekiyor. El koydu. Ancak o el koydu. temizleyebilir. El koydu. Bu anlaşıldı ki evet. bunlar bu tören, melodiyelerle... atmama, tören atmamaya devam edecekler. Evet. Şey e, şey. Bu... Aynen öyle. <laughs> evet. Açılış ya da temel atma evet. töreni yapmamaya, <laughs> yapmamaya devam, devam edecek. Anlaşıldı. Mevzu anlaşıldı. Ee, orada da payta politika yapmak istemiyorum ama şu çok kesin yani anlaşılan ki zaten Sayın Belediye Başkanı da gelir gelmez kendini anlatan bir kitap yayınlattı şöyle kalınca manada. Evet. Evet sonra da bir reklam şirketiyle anlaştılar. Sürekli bir reklam var. Ve fakat bir şey daha var. Bu reklamların. Ama bu yalan kendisi, üzerine bir reklam. Şimdi ama bir, yani hedef. CHP'nin başı ya da cumhurbaşkanı adaylığıdır. O kesinleşti. Ee, belki inşallah ondan sonra İstanbul'a hizmet ederler. Efendim kısa bir reklam arası sonra devam edeceğiz. Evet sevgili dinleyiciler tekrar birlikteyiz, tekrar beraberiz. Emekli koruma Albay Ziya Borcuoğlu var konuğum. Efendim hoş geldiniz. Evet. Biliyorsunuz hoş geldiniz e, e, şimdi konu geçen evet. hafta şeyde Payitaht dizisinde kalmıştı. Evet. Sizin de tabii e, o yazdığınız kitabın e, sanki özetini orada gördük. Evet. Çok önemli. Yani e, bu, o günden bugünlere zemin hazırlayan olaylar ha. var. O gün dağılmanın. E, Payitaht'ta efendim Abdülhamit Han'ı halletmeden sonra hallettikten sonra nasıl paramparça evet. olunduğunu bu coğrafyanın e, onu e, konuşuyorduk. Evet. Sözü size bırakıyorum evet. efendim. Şimdi Ata Bey, bu Payitaht dizisi geçen hafta final e, bitti yaparak yani. bitti. Evet. Bitti ama ben sezon finali değil bitti. Evet. evet. Ee, Birçok başlangıç aşağı yukarı beş sene falan devam etti. Ee, seyrettim. Çoğunu mümkün oldukça Bakın çok faydalı bir dizi olduğuna kanaat getirdim. Şöyle kısaca bir iki şey söyleyeyim. Buyurun. Biz o diziyi seyredenler kimi öğrendi? Rothschild'leri öğrendi. Rothschild'ler kim? Bakın bu küresel sermaye dediğimiz hani şimdi Bilderberg Davos toplantıları vesaire bunları duyardık da ama mahiyetinin ne olduğunu bilmezdik. Şimdi Rothschildler gibi 12-13 ailenin 150 yıldır, 200 yıldır dünyayı ekonomik bakımdan yönettiğini öğrendik. Bu Payitaht dizisinde de gündeme geldi Rothschildleri. Sonra Emanuel Karasu isimli bir e, e, şeyi Yahudiyi gördük. Bu ...biraz sonra... ...biraz daha ayrıntılı arz edeceğim... ...Filistin meselesiyle ilgili... ...ve masonların... ...ortaya çıkışı... ...mason paşaların... ...ortaya çıkışı... iddiaçıların mason yapılması... ...işte bu... ...Emanuel Karasu vasıtasıyla... ...bunları bu payitaht dizisinde... ...öğrendik... ...veyahut da... ...seyredenler, izleyenler... ...bunları hatırlamış oldular... ...sonra... Ermeni ve Yahudi çetelerinin, özellikle Ermeni isyanlarının, Osmanlı Bankası'nın nasıl yakıldığını, üç gün rehin alındığını falan bunları gösterdiler. Tabii. Bunlar çok önemli konular. Yani bunlar pek konuşulmayan, bilinmeyen konulardı özellikle genç nesil üzerinde. Sonra Bulgar ve Sırp Çeteleri çetelerinin var. faaliyetlerini gösterdi. Bir konu da Kaht-ı Rical diye geçti. Hani adam o dönemdeki paşaların hı hı. davranışlarını nasıl hıyanet ettiklerini, ondan sonra bu birbirlerini jurnalediklerini falan çok ha. net gösterdi. Birbirlerini şikayet evet, ettikleri tabii ve e, muhalefetle nasıl işbirliği yaptıklarını, devlete nasıl isyan ettiklerini, aleyyette çalıştıklarını. Bir diğer önemli konuda Atabey, İngiliz ve Rusya'nın siyasetini o dönemde gördük biliyorsunuz Sultan Abdülhamit an e, şeysi yani 33 yıl e, içerisinde hep diplomatik dehasını kullanarak bu düveli... mazama dedikleri <laughs> Rusya İngiltere Fransa'yı hep böyle Almanya'yı dengeleyerek idare etmiş <laughs> hepsini birbirine düşürerek vesairede bakın önümüzdeki programlarda bu e, Hicaz Demir yolunu falan da arz ederken burada daha net göreceğiz birbirlerini nasıl dengelemiş bunları da e, şey yaptı bu dizi ortaya kay çıkardı o bakımdan çok faydalı oldu nihayet bu e, yani genç nesle Sultan Abdülhamit Han'ın doğru olarak tanıtılmasına yardımcı oldu. Bakın geçenlerde e, isimle verebilirim e, yaşlı e, bir e, tarih profesörü diyordu ki ben asistanlığım zamanında doçentliğim zamanında bile diyor şimdiki kadar Sultan Abdülhamit Han'la ilgili bilgi ve belge yoktu diyor. Onun için fazla anlatamıyorduk ancak resmi e, bilgilerle yetiniyorduk diyor emeşhur tarihçi. Evet, Aladım, yani e, bu şimdi, İlber ucunda, İlber, Ay, i̇lber Hoca, Bunu evet. kendisi bir Sultan Abdülhamit Han'la ilgili bir programda söyledi. söyledi Hatta e, karşısında da profesör genç bir profesör Hülagü ismindeydi. <laughs> o e, çok güzel bu konuda çalışmalar yapmış, evet. yeni yeni bilgiler bulmuş hatta şeyi bile çıkar mı Ben çok çok sık kullanıyorum Sürgün Yılları isminde Sultan Abdülhamit Han'ın sürgündeyken e, doktorunun e, vefatına kadar yanında bulunan doktorunun günlük tuttuğu e, notlar var. Ya, ya şu an çok e, yani e, değerli değerli olan bir tarihi değeri olan bir e, notlar hatıratlar evet. orada birçok konuyu e, görüyorsunuz ki e, bu e, Abdülhamit han dizisinde bilhassa bu final dizisinde bu e, dile getirildi. Tabii. Şimdi geçen hafta e, bu final dizisinde üzerinde durulan yani Tahsin Paşa'nın ...anlatmaya çalıştığı konuları dile getirmeye evet. başlamıştık. Evet. İşte birincisi sanatla ilgili diye evet. söylendi. Ee, efendim e, tiyatrodan ve tiyatro binasından bahsetmiştim hatırlarsınız. Tabii. Bunu Sultan Abdülhamit Han işte Wilhelm için... Hı -hı. ...Alman İmparatorluğu'nun ziyareti vesilesiyle yaptırmış Hı. ve orada kullanmış. Daha sonra da... E, e, yabancı ziyaretçilere misyon şeflerine sefirlere büyükelçilere bunu hep tiyatro çünkü bina ve sahnelerinde de, değil mi efendim arz çünkü, etmiş. Çünkü tabii e, orası saray a, harp alanı alanıdır. Düşmanla yani diplomatik alanda bir savaş var. Dolayısıyla bu tip malzemeleri, evet. bu tip vasıtaları kullanılıyor. Bunu da İlmi, çok güzel İlmi, kullanmış Evet. sahnesi gibi. Bunu aynen evet. öyle. Şimdi tabii e, Tahsin Paşa bu hatıratını 1930 yılında yayınlamış. Tabii, o günkü e, tek parti ve e, siyasi konjöktüre e, uygun olarak e, bütün her şeyi anlatamamış. E, belirli konuları anlatmış. Şimdi bir diğer konu, bakın o final konusunda işlenen konu Filistin konusuydu. Bu biliyorsunuz Filistin konusunda özellikle o e, 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 ikinci meşrutiyette e, Selanik mebusu olarak e, meclise giren Emanuel Karasu'nun faaliyetleri var. Bilhassa bu çok işlendi bu payitaht e, dizisinde onu öğrendi Yahudileri temsilen ilen evet. meşrutiyet evet. meclisinde bulunuyor ve, ve 33 derece mason. mason. İttihatçıları mason yapan, yapan da, da arada Balkanlarda bu, evet. 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 Usta dağaza usta işte Abi. başta e, e, şeyi Talat Paşa'yı e, şey Abi. yapan e, etkileyen, o. etkileyen e, bu Emmanuel Karosu. aynı zamanda Sultan Abdülhamit Han'a e, bu hal e, fetva e, heyhat işte. kararını tebliğ eden e, heyetin dört üyesinden birisi Birisi Ermeniydi, biri Yahudi bu Emanuel Karasu, biri Dıraç mefusu bu Arnavut Esat Kostani ve bir nankör Gürcü Denizci idi. <laughs> ve bakın bunlardan birisi bu Emanuel Karasu'yu bu dizi, payitaht dizisi çok güzel anlattı. Evet. Nasıl iki taraflı oynadığını. Daha sonra biz öğreniyoruz ki bunu İtalyan tabiatında ve aynı zamanda İtalyan casusu olduğunu. Bu e, yine final dizisinde... Pom, bomba hadisesini dile getirdi. Tabii. Biliyorsunuz 5 e, Temmuz e, evet 1900 bir cuma günü tabii. evet 5 yılında 1905 yılında bir cuma selamlığında bir ya e, Ermeniler Sultan Abdülhamit Han'ı e, öldürmek için büyük bir suikast hazırladılar ve ee, bu suikaste eee cuma namazından çıkarken uyguladılar. Bunu işte bomba hadisesi diye eee anlatılıyor. Ama Bakın orada bir yara almadan evet, kurtuluyor yani gecikiyor orada, herhalde İşte cuma e, o kadar ince Hesaplamışlar ki önümüzdeki programlarda bunun ayrıntılarına gireceğiz evet. bomba hadisesinin. Biraz gecikmeyle böyle bir dakika, bir buçuk dakikalık bir gecikmeyle saatli bomba önceden patlıyor. patlıyor ve Sultan Abdülhamit Han kurtuluyor. Ama ne oluyor? 26 tane ölüm var. 56 yaralı var. 40 ...küsur hayvan telef oluyor... ...yani ha. büyük bir olay... ...sonra sadece bu değil... ...bunu Ermeniler işte... ...Ermeni devleti... ...kurmaya çalışan Ermeni... Te, ...bu taşnak ve... E, ...hıncak... hıncak e, ...militanlarının hazırladığı bir... ...bomba hadisesi... ...bunu çok geniş planla... ...hazırlamışlar ve çok geniş tutmuşlar Ata Bey sadece bununla yetinmemişler akabinde Osmanlı Bankası'nı tuneli havaya kaldırmayı uçurmayı ha. e, yabancı belirli e, misyon şeflerinin binalarını da havaya uçurarak Avrupa devletlerinin müdahale etmesine zemin hazırlamak istemişler. Aa, Bakın, da gayrimeşru evet, Müslümanlara saldırılıyor. Günel evet, dediğimiz öyle. şey tüneli, evet, değil mi? Aynen. Karaköy. Karaköy tüneli yani onun onu da bombalayaraktan Hı -hı. efendim böyle büyük bir karışıklıkla Avrupa devletlerinin müdahale şey. etmesine evet. e, imkan sağlamak üzere hazırlanmış bir olay. Ama bomba hadisesi, bu bomba hadisesiyle ilgili çok kıymetli bilgiler var. Yani e, o hadiseyi yaşayanlar var. Onların kitaplarında bu çok ayrıntılı yazılıyor. yazılıyor. Evet efendim. Orada e, ben geçemeyeceğim bir husus var. Abdülhamit Han düşmanlığı o kadar muhalefetin ve iddiaçıların içine sinmiş ki... ...bomba hadisesinden sonra meşhur... Tevfik Fikret... ...bir şiir yazdı. Ee, bir anlık... Teahür, ...gecikme ismiyle... Hmm. ...işte ey şanlı avcı... ...attın attın ki... ...hedefini vuramadın diye... ...Ermeni... Teş, te, ...teröriste... ...metiyeler düzenli... Tevfik Fikret Ermeni yani, asılı mı? Artık onu bilemiyorum. Öyle laflar var. Yani. Var yani. Evet. Söyleniyor Çünkü ama var tabii. Çünkü oğlu biliyorsunuz... E, e, Robert... Robert Koleji evet. mezunudur. Onu O zaman Robert'te ve hiçbir Türkiye'de Müslüman teba almıyor. Hep yabancı, yabancı. Ve o popaz olup Avrupa'da şey Amerika'da popaz olarak öldü oğlu. Haluk, yani halihazırda papaz Haluk. mı oldu? Evet, ha? evet. İngiltere. Papaz Amerika'da. Haluk. Evet. Yani bir bakın kim olursa olsun devlet başkanına böyle bir düş, dışarıdan bir terör ve suikast yapılıyor. Bunu siz alkışlıyorsunuz. İçeride bir şair. Evet. Iç, evet. Yani diğer bütün Avrupa devletleri herkes şey yaptıkları halde e, bu olayı kınadıkları halde içeride bunu böyle şiir Met eden ve bir meteden şair meteden var. var yani. Yani <laughs> Ata şimdi gel de buna şey deme evet, Hadi ben demeyeyim öyle ya. Öyle. Anlaşıldı. Aynen. O yorumu biz yani, yapmayalım. Dinleyicimiz yapsın efendim. Evet. Ata Bey bir konuda bu e, Hamidiye alayları işlendi, biraz bahsettiler bu e, final şeysinde. Onu bize bir, biraz koruculara Doğu Anadolu'da, evet. Anadolu'da bu teröre karşı mücadele veren korucular var, ahaliden oluşmuş. Aynen öyle. Evet. İşte bu korucuların kurulma sebebi de. Hamidiye alayları örnek alındı. Öyle Bakın mi? Ha. Hamidiye alaylarını ileride ayrıntılı arz edeceğiz. Yani ben birkaç e, hususu dile getirmek istiyorum. Bakın bu alayların yani Hamidiye alaylarının kurulmasının esas sebebi Ermeni meselesiydi. Bildi, bilindiği gibi bu Ermeni meselesi işte Rusya tarafından ve daha sonra da İngiltere tarafından e, kışkırtıldı. Tabii. Ve bu iki devletin desteğiyle bir hıncak bir taşnak Ermeni Örgüt terörleri durdu. kuruldu. Bunların ilk hedefi Osmanlı Ermenistan'ında bağımsızlığı sağlamaktı. Hatta Ruslar sıcak denizlere insinler. Evet. evet. Aynen öyle. Hatta bunlar Ermeniler o kadar ileriye gittiler ki bu tahtı padişahı da tahttan indirerek yerine bir Ermeni'yi ve bir Hristiyan'ı getirmeyi planladılar. Bu kadar ileriye gitti. İşte tabii bu Ermenilerin... Anadolu'da Müslüman ve ıı, Türk bitmiş gibi. Evet. Işte, tabii <laughs> bu Ermenilerin e, bu maceraya sürükleyen en önemli e, unsur neydi Atabey? Evet. Bunu e, arz etmeden geçemeyeceğiz. Bu misyoner okullarıydı. Bakın Ermenileri bu Hristiyanlık tasvubuyla yetiştirilerek efendim e, bu okullar kuruldu bunların içinde en önemlisi de İstanbul'daki Robert Kolejiydi bu ondan sonra a, Anadolu'da 160'a yakın e, bu ya, Elazığ'da e, da kurmuşlar e, 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 Mersin'de, Mersin'de bile var Mersin'de Mer, 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 Sasonda her yerde bu misyoner okulları kuruldu Adana'da ve falan Ermeni Tabii. ve Kürt isyancıları buralardan yetişti Bulgar isyancıları buralardan yetişti bakın ilk şey ve kiliseyi bunlar kullandılar e, dini yerleri 1890'da da ...ilk isyanlarını çıkarttılar. İşte Robert Koleji'nde ikinci... zaten hocaların çoğu papaz. Papaz, Tabii. Evet, aynen öyle. E peki Kürtlerin ve, ve bu işin hatta, içerisine nasıl kalktılar? O da çok ilginç, evet. Bakın, ee, siz biraz önce ifade ettiniz. Müslüman tabağı Kürtler. Robert ya. Koleji'ne 50 sene hiçbir Türk Müslümanı almadılar. Hep Ermeni, Bulgar, Sırp. Ve bunlar hep mezun olduktan sonra isyan hareketlerini, Gittikleri, terör hareketlerini ha, başlattılar. Evet. Ya, ta 50 sene sonunda işte bir Tevfik Fikret'in oğlunu aldılar. Bir de Halide Edip adı var ya. Türk ve Müslüman birisine Halide, e, şeye, Edip, Edip adı var. Türk kadın. asıllı da. Evet. Onunla da o da zaman bir şeyler öyleydi. var mesela. Evet. Bu Musevi kökenli evet. dediğim Evet. Mangacıdır Mandacıdır aynı zamanda. Aynen o. öyle. Evet. Buyurun. Bakın ikinci Abdülhamit Han bu Doğu Anadolu'daki bu e, isyanların e, bu dış güçler özellikle Rusya tarafından kışkırtıldığını İngilizler tarafından kışkırtıldığını tahrik edildiğini gördüğü için evet. bu, bu tedbir olarak İslam kardeşliğini öne çıkararak e, böyle tedbir almaya başladı ve onun içinde oradaki Doğu Anadolu'daki aşiret şehirlerinden istifade etme yolları aradılar. Evet. evet. ve bunun için Erzincan'daki 4. Ordu Komutanı Zeki Paşa'yı görevlendirerek bir böyle 1891 yılında bir kararnameyle Hamidiye alaylarını teşkil ettiler. Bu Hamidiye alayları ata ve evet. gönüllü gençlerden başlangıçta evet. teşkil edildi sanki bunlar yarı askeri birliklerdi. Bu birlikler sadece Rus tehdidine ve Ermeni çetecilerine karşı değil, içerideki yabancı işbirlikçilere karşı da caydırıcı bir güç olarak bütün bu Doğu vilayetlerinde kuruldu. Bakın başlangıçta böyle Doğu'daki Türk, Kürt, Arap, Türkmen, Kara, Kalpak aşiretlerinden oluşan 21 ...alay oluşturuldu. Daha sonra bu alaylar... E, ...başarılı olduğu... ...görülünce e, arttı. Sayısı arttırıldı. Hatta... ...Libya'da bile aşiret... E, ...şeyi... ...Hamidiye alayı Aa, kuruldu. Anı, Bakın bir bunlar... Ya. ...bu alaylar suvarilerden oluşuyordu. Atları... ...kendileri getiriyor ama silahı... ...devlet veriyordu. Evet. Maaşları... ...iaşeleri devlet tarafından... ...karşılanıyor. Bu... A, 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 Hamidiye alaylarında teymenler aşiret mensuplarından üst rütbeli subaylar e, harbiye'den getiriliyordu. Ayrıca aşiret içindeki genç subayları da a, İstanbul'daki askeri okullara göndererek ta, e, eğitim yapılıyordu. Bakın e, ve bunlara e, böyle e, emeklilik hakkı birçok maddi imkanlar sağladılar. O dönemde evet, dahil. O Peki dönemde efendim. bunları evet, efendim. önümüzdeki, efendim, önümüzdeki programda, programda uzun uzun konuşacağız. Sevgili dinleyiciler, edeceğiz. konuğum emekli Daha, albay Ziya Borcuoğlu'ydu. Bugün bize ayrılan süren sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki pazar günü sohbete bu tarihi sayfalarını açmaya devam, devam. edeceğiz. Ee, bize ayrılan süren sonuna geldik bugün ama saat 16'ta bu defa mikrofonlarımızı size açacağız. Şimdi dikalarsmadık.